Herkese merhaba. Bu videoda Banggood'dan satın aldığım 1400 wattlık dikey rüzgar türbininin kutu açılımını, incelemesini ve kurulumunu yapacağız. Sizler de bu ürünü aldığınızda ürünün kutu içeriği bu şekilde gelecektir. Kanatlar, alternatör, hangi voltajda rüzgar türbini aldıysanız o voltajda şarj kontrol devresi gelecektir. Flanşı, bağlantı cıvataları ve şöyle İngilizce bağlantı şeması kutu içinden gelmekte arkadaşlar. Şimdi bağlantılarıyla devam edeceğiz. Sonrasında kurulumunu yapacağız ve performansıyla videomuzu sonlandıracağız. Thank you.
24 volt 1400 watt gücündeki dikey rüzgar türbinimizin bağlantılarını, montajını bitirdik arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, dikey rüzgar türbinimiz dönmekte. Şimdi dikey rüzgar türbininin çıkışlarını 24 voltluk akülerime bağlayacağım ve kaç amperle akülerimizi şarj edebilecek hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi iki tane bataryam var. Bunları seriye bağladım ve 24 volt batarya haline getirdim. Hemen şurada rüzgar türbinimizden gelen şöyle kabloyu da takip edelim. Yukarıdan geliyor. Şarj regülatörüne bağladım. Şarj regülatöründe zaten 28.8 volta geldiğinde frenleme yaptığını görüyorsunuz. Bu frenleme işareti oluyor arkadaşlar. Rüzgar düştüğünde de frenlemeyi kesiyor. Şimdi çıkışlarını akülerimize bağlayacağız ve kaç amperle akülerimizi şarj edecek hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi şarj cihazından gelen kabloyu akülerimize bağladım. Şimdi bir amper ölçümü yapacağız. Evet arkadaşlar, rüzgar türbinimizden gelen amperi şu anda görebiliyoruz. Yaklaşık 24-25 amperlik bir güç gelmekte. Şöyle yakınlaştırayım. Görüyorsunuz arkadaşlar, tam 25 amper rüzgar türbinimizden gelmekte. Akü bağlantılarını görüyorsunuz. Rüzgar türbinimizin dönüş hızı bu şekilde arkadaşlar. Rüzgar aşırı olduğu zaman amperi de yükseliyor tabii ki. Rüzgar arttıkça amperin de yaklaşık 29 amperlere kadar çıktığını görebiliyoruz arkadaşlar.
oldukça iyi bir rakam olduğunu söyleyebilirim. 24 volt 1400 wattlık dikey rüzgar türbininin ne kadar verimli olduğunu size göstermeye çalıştım arkadaşlar. Bulunduğunuz yerde çok fazla rüzgar yoksa kesinlikle verim beklemeyin. Kesintisiz rüzgar olması gerekli. Mesela şu anda rüzgar durdu ve rüzgar türbinlerimiz gördüğünüz gibi durdu arkadaşlar. Durduğu için büyük bir kayıp oluyor. Yani güneş panellerinin yerine hiçbiri tutmaz ama bulunduğunuz yerde kesintisiz sürekli esen bir rüzgar varsa rüzgar türbinleri akülerinize doldurmak için mükemmel seçim olur diyebilirim. 1400 wattlık bu rüzgar türbininin maksimum pik gücü 1400 watt gücünde ve sürekli de 700 watt'a kadar güç sağlıyor arkadaşlar. Sizler de bu rüzgar türbinine sahip olmak istiyorsanız videomun açıklama kısmında link var. O linkten satın alabilirsiniz ve yanında da indirim kuponu veriyorum. İndirimli olarak bu ürünü sahip olabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.